izleyicimiz havacılıkta Pegasus için görüşünüz nedir diye soruyor. Başka bir izleyicimiz de Türk Hava Yolları ile ilgili beklenti soruyor. Ben de Pegasus mu hava yolu mu diye sana sormak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. İkisine de bakalım. En güzeli öyle olacak. Bir saniye. Arka arka ikisine de bakalım. İzleyicimiz kendi karar versin. Şöyle biraz geniş bir ekran açalım. Daha net gözüksün. Şimdi Türk Hava Yolları'nda daha yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Şöyle çizgilerimizi çizelim. Evet. Bir saniye. Tamam, bir bağlantıda bir şey oldu ama senden birkaç saniye rica edeceğim. Tabii ki. Tav da yine öne Evet. çıkmaya başladı gibi bu arada. Hangi sektörde? Yani şöyle hızlı bir çizim yaptım Türk Hava Yolları'nda. Gördüğünüz gibi yatay bir seyir var Aralık ayından beri. Aslında birçok hisse senedi, baktığımız hisse senetlerinde gördük. Aralıktan sonra biraz daha negatif bir fiyatlama, Ocak, Aralık'ta daha negatif bir fiyatlama gördük ama Türk Hava Yolları daha yatay bir seyir izleyerek direncini ortaya koydu bence. Şu an için bu aşağıdaki 126-127 bölgesi bizim için önemli destek. Biraz daha satış baskısının güçlendiğini görürüz kısa vadede. Ağırlıklı ortalamanın aşağısındayız. RSI 30 seviyesinin aşağısında MACD negatif bölgede momentum aşağı yönlü bir görünüm sunuyor. Hani Türk Hava Yolları'nda en azından 126-127 bölgesine doğru bir hareket gevşemenin devam etme olasılığı yüksek. Yukarıda 140'ı bizim için önemli direnç. Ağırlıklı ortalamaların geçtiği bir bölge. Burası yukarı yönlü geçilirse tekrar hani en azından 148-150'lere doğru bir hareket olabilir. Pegasus'a hemen bakarsak da şöyle girelim. Pegasus. Evet, Pegasus'ta da benzer bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Gene havacılık sektörü üzerinde satış baskısının etkili olduğunu yani sektör genelinde bir satış baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisinde de neredeyse benzer bir hareket var. Pegasus'ta yatay bir seyir izledi bu Aralık'dan bu yana. Ama hani sanki Türk Hava Yolları biraz daha net bir geri çekilme göstermiş. Pegasus biraz daha dirençli kalmış durumda. Burada 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği bir 488 bölgesi var. Bu daha bugün aşağı yönü geçilmiş durumda. 483 de kapattık. Aşağıda 468 daha önce birçok defa hani kendini destek yapmış hisse bu seviyeyi kendisine. Bu seviyeye doğru geri çekilme olabilir ama buradan eğer alımlar devreye girerse tekrardan 490, 488, 490 ve 500'e doğru bir şey yapabilir. İkisinde de teknik göstergeler biraz daha bozulmaya işaret ediyor ama Pegasus sanki bir tık daha iyiymiş gibi duruyor.